Mert'in menajeri yaklaşık iki gündür İstanbul'da Fenerbahçe yöneticileriyle temaslarını sürdürüyordu. E, bu transferin de e, yani bitme noktasına geldiğini söyleyelim. Mert Müldür e, özellikle e, yerli sıkıntısı çeken Fenerbahçe için e, bulunmaz hint kumaşı gibi. Çok önemli bir e, transfer olacak Fenerbahçe açısından. Belki e, sol bekte Ferdi, sağda Mert olabilir yahut e, tam tersi olabilir. Fenerbahçe sanki... Bu sezon beklerini yerlilere emanet edecek gibi gözüküyor. Onun dışında başka sorular var mı bakalım? Altay kalırsa bu sene de şampiyonluğu unutunuz demiş e, Bişer Asenov. E, evet Altay çok önemli performanslar da sergiledi ama sanki mental olarak e, yani dünkü maçta da gördük soner yani sanki biraz mental olarak bir kopukluk var Altay'da. Ve zaten 5 milyon euroluk bir çıkış maddesi var. Ya sanki Altay Fenerbahçe ile yollara ayrılacak gibi duruyor. Ki zaten Fenerbahçe şimdi bir yabancı kaleci de arıyor. Bu kesin artık. Yani bu Altay da biliyor bunu. Yani mental olarak kopmuş durumda. Peki Altay'ın yeni durağı muhtemelen Anadolu olmaz. Evet. Beşiktaş Aldıba. olmaz, Trabzonspor olmaz, Galatasaray olmaz. Avrupa Başakşehir oluyor. olmaz. Neresi olur sence? Avrupa. Ama ya. Avrupa'da mesela 6 ay Avrupa'da kalecilik yapabilecek kalitede bir oyuncuysa o zaman Fenerbahçe'nin yollaması da biraz şimdi Avrupa'da. şöyle. Ama yani Avrupa'nın e, hangi segment takımlarında şimdi Manchester United'da oynamak var. Atıyorum Fransa'nın e, orta seviye bir takımında oynamak var. Yani dediğine katılıyorum evet ama bunu demek için ya yani Altay Manchester United'da oynaması lazım. E demek istediğim evet. şu şöyle e, yani mesela Altay çok üst düzey işte bütün kulüplerin kovaladığı bir futbolcu olsaydı bu ayrı mesele ama Altay Fenerbahçe'de beğenilmeyen ya da gönderilmek istenen bir oyuncu olarak bile Avrupa'ya transfer yapabiliyorsa o zaman çok da kalitesi takım fark etmiyor. Çok da kalitesiz bir oyuncu olmuyor gibi bir sonuca çıkıyor. Perisic ne oldu demiş bir izleyicimiz? Perisic, Perisic çoktan transfer oldu ya bir e, Hırvat ekibine olmuştu da. Hayduk Split'e gitti yanlış evet, hatırlamıyorsam. Evet. Aynen öyle. E, Ljubakovic de son durum nedir? On konuştuk yani gelişmeler sürüyor. Dinamo Zagreb 10 milyon euroda diretiyor bütün takımlara sadece Fenerbahçe değil ama. Fenerbahçe biraz daha yakın gibi duruyor. Ee, Avrupa'da iyi bir yedek olur Altay ay bizde kalırsa takıma zarar verir demiş bir izleyicimiz. Yani Fenerbahçe'deki asıl sorun Altay ay mı bu arada? Ya, yani, Livakovic ya da herhangi bir kaleci geldi diyelim. Deheya artık gündemdeki isimler ya da herhangi bir kaleci koyun. Kurtuğa geldi mesela, mesela Real Madrid'den. Fenerbahçe'deki bu savunma ya da gol yeme sıkıntısı çözülecek mi? Ya dün gördük orta sahada çok yaratıcı yaratıcılık eksikliği var. Ya aynı anda Crespo ve Arao çıktığı zaman Fenerbahçe hücuma çok da istediği gibi çıkamıyor. Sana katılıyorum Soner. Fenerbahçe'de birçok eksik var. Bunlardan biri de bence kaleci sorunu. Yani Şimdi bir eksiği kapattık, diğer taraf kalır diye bir durum yok. Fenerbahçe şampiyon olmak istiyorsa, bakın rakiplerine bakın Galatasaray'ın. Elinde e, Torreira var ama Parades'i kovalıyor. Fenerbahçe'de ne yapacak? Eksikleri ortada. Yani bu eksikleri kapatacak ve şampiyonluk için önemli bir adım atacak. Onun dışında Metin Delikanlı sormuş, sağ kanat ve orta sağ e, transferi. Orta sağ transferi için Dominguez'in ismi geçiyor. Fenerbahçe Dominguez'in kulübüne teklifini yaptı ama e, kulübü 20 milyon bandında bir bonservis istiyor. Fenerbahçe'nin e, şu aşamada böyle bir bonservisi vermesi imkansız. Ama 10 milyon bandına inerse Dominguez Fenerbahçe'ye gelebilir. Onun dışında sağ kanatta e, Fenerbahçe Sukov Olsen'i düşünüyor. Zor bir transfer çünkü potansiyeli ve piyasası olan bir isim. Fenerbahçe bu transferi de e, sonuna kadar zorlayacak. Bu arada geçtiğimiz gün hatırlıyorsan 4-3-3 ya da 4-2-3-1 sisteminde Forvetler ne yapacak diye konuşuyorduk. Batshuayi mesela geçtiğimiz maçta sol kanat oynadı. Yani Ceko ile aynı anda tam olarak dediğimiz plan oldu aslında. E, muhtemelen bir kanat transferi Rankent var, Batshuayi var. Ross eldekileri sayıyorum. Rossi var. Pedro oyuna sonradan girdi. Bu arada Osterwolde'nin hem ortası çok iyi. Pedro'nun kafa vuruşu çok daha iyi. Bence. Pedro'nun bak geçen gün ne dediysek yavaş yavaş çıkıyor. Batuay'ı evet. da tutturduk. Osterwolde'yi biraz övdük. Hani sanki savunma anlamında biraz daha geliştirecek kendini. Savunmada daha mı iyi olur diye. Müthiş bir asist yaptı. Pedro hemen oyuna sonradan girer girmez golünü attı bu yıl enteresan, yani beklenmedik oyunculardan, beklenmedik performanslar görebiliriz. Fenerbahçe'de yani şu an bakıyorum, e, mesela dünkü maçta, yani Burak kapacak eğer, oyuncu hiç suçlamıyorum bu arada, Fenerbahçe'nin e, gelecek planlarında yoksa, dünkü maçta neden ilk 11'de forma şansı buluyor? tabi hazırlık maçları, deneme maçlarıdır da, ben Burak kapacağın, yani Maalesef hiç şansı olduğunu düşünmüyorum bu Fenerbahçe durumunda ve bu Fenerbahçe kadrosunda ki dün de biraz gördük ee, sıkıntılar çekti sağ kanatta hem geriye dönme anlamında hem rakibi karşılama anlamında hem ileri çıkma anlamında ya oyuncuya da yazık oldu çok iyi bir kariyeri vardı aslında Bursaspor'da beklentiler çok yüksekti ondan ama bir türlü olmadı sonrasında bu da üzüldüğüm olaylardan biri Fenerbahçe'de de çok fazla şans bulan bir oyuncu Burak kapacak. Hem Zenit maçında hem de dünkü maçta e, hoca forma verdi ama bekleneni bir türlü yakalayamıyor. Fenerbahçe'de artık zorlamaya gerek yok. Burak kapacak. E, başka takımlarda, Anadolu takımlarında e, kendini göstermeye çalışsın. Fenerbahçe'de şu an ben yani şöyle bir imkan bir oyuncuya tanınacağını düşünmüyorum. Yani gel seni deneyelim. Hadi belki yıldız olursun. Yani şu an bence böyle bir ihtimal yok. Çünkü Fenerbahçe şampiyon olması gerekiyor. Kaç senedir şampiyon olamayan bir takım var. Artık sağlam adımlar atılmalı. Fenerbahçe taraftarının istediği oyuncular getirilmeli. Nasıl oyuncular? Yıldız abi. Fenerbahçe taraftarı yıldız oyuncu ister. Fenerbahçe taraftarı topu ayağına aldığı zaman heyecanlandıracak oyuncular ister. Bakın mesela burada yorumlar geliyor. Galatasaray'la aramız çok açıldı diyor. rekabet et, edemeyeceğiz diyorlar. Ee, eğer böyle devam ederse evet gerçekten de rekabet edemeyeceğiz gibi duruyor. Fenerbahçe evet. açısından konuşuyorum. Ee, bu yüzden burada bir metin isimli bir izleyicimiz parades olur mu demiş. Ya parades artık Galatasaray'da diyebiliriz bu arada Fenerbahçe ile ilgili çünkü. Torreira'da futbolcunun gönderisinin altına sarı kırmızılı bir yorum attı. Hani göz kırpma emojili. Ee, savaşçı ruhu yok. En çok buna üzülüyorum." demiş bir izleyicimiz. Bu arada e... yine gitti yorum. Yani yapılan 5 transferde sadece Ceko A+ geçtiğimiz sezonun sezonda yapılan hatalar tekrar yapılıyor." demiş. Bu izleyicimize biraz katılıyorum. Şöyle katılıyorum. Şimdi iki yıl önceye dönelim yine. Vitor Pereira gönderildi. Yerine İsmail Kartal geldi. Bir düzen kurdu. Bir seri yakaladı ve çok önceden şampiyon olması kesin gözüyle bakılan Trabzonspor'la arayı kapatmıştı. İsmail Kartal dönemindeki Fenerbahçe. Sonra sezon sonu takımdan yollandı. Ve Fenerbahçe yine ilk 11'ini tamamen değiştirdi yeni bir teknik direktör getirdi. Sonra o teknik direktörü yollayıp yeniden İsmail Kartal'ı getirdi. Geçtiğimiz yıl Jesus yerine İsmail Hoca kalsaydı Fenerbahçe'de muhtemelen şu ankinden çok daha iyi bir konumda ligi bitirmiş bir Fenerbahçe görecektik. Jesus u...